motivasyon videosu çek diye. Ben aslında motivasyon videolarını çok fazla sevmiyorum. Bu yapacağım videoda motivasyon videosu başlığı altında ama motivasyon videosu olarak görmüyorum ben bunu. Neden? Çünkü sizin motivasyona ihtiyacınız yok. Dostlarım, ya bir düşünün. Bir motivasyona ihtiyacınız var mı? Bir önce bir hayal edinin, tamam mı? Kendinize bir hayal bulun. Futbolcu olmak mı? İyi bir mesleği sahibi olmak mı? İyi bir sporcu olmak mı? Ben vücut geliştirmeyle ilgilendiğim için vücut geliştirme üzerinden örnek vereceğim size. Mesela benim hayalim Mr. Olympia'da Türk bayrağını açmak. Ne yapmam gerekiyor? Sabah kardiyo yapmam gerekiyor. Dönem dönem günde 10 öğün yemek yemem gerekiyor. Sabah kardiyoları gün içinde bir daha antrenman, ağırlık antrenmanı bazı dönemlerde sıfır enerjiyle bir daha antrenman yapmak gerekiyor. Eğer iyi bir işe sahip olmanız gerekiyorsa, 24 saat gerekiyorsa ders çalışmanız gerekiyor. Eğer iyi bir futbolcu olmanız iyi bir futbolcu olmak istiyorsanız ne yapmak, beslenmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Değişik değişik mental antrenman, kondisyon antrenmanları, futbol antrenmanları, top kontrol antrenmanları, yani buna yönelik antrenmanlar yapmanız lazım. Yani demek istediğim şu, bir motivasyona ihtiyacınız yok. Önce kendinize bir hedef belirleyin. Ne olmak istiyorsunuz? Ne sizi mutlu edecek? Ne yapmak istiyorum? Gerçekten bunu istiyor muyum? Bunu bir düşünün. Önce bunu belirleyin ve hayatınızı buna göre yaşayın. İnanın bana, arkadaşlarınızla kafede oturmaktan, geyik yapmaktan çok daha önemlidir. Sabah okula gidip gelip öylesine ders çalışıp bilgisayar oyunu oynayıp geceye kadar, bunlar inanın bana boş iş. Kendinize bir şey belirleyin. Ne olmak istiyorsunuz? E-spor oyuncusu da olabilirsiniz. Bir oyun, hani oyun takımları var ya, onlarda da olabilirsiniz. Bir tek ne istediğinizi bulmanız gerekiyor. Ne istiyorsunuz? Anladınız mı? Ne olmak istiyorsunuz? Bunu bulun ve hayatınızı buna göre idame ettirin. Mesela ben yine kendime örnek vereceğim. Vücut geliştirmeyle ilgileniyorum. Ve ne dedim? Mr. Olympia'da, yani dünyanın en iyi yarışmasında Türk bayrağını açmak istiyorum dedim. Ne yapmam gerekiyor? Sabah kardiyoları yapmam mı gerekiyor? Mesela şu anda diyetteyim, biliyorsunuz 20 gün sonra, 35 gün sonra üst üste 2-3 tane yarışım var. Sabah kardiyoları yapıyorum. Günde 6 öğün, hatta 5 ana öğün yemek yiyorum ve inanın bana enerjim sıfır. Günde sadece 50 gram karbonhidrat alıyorum. Ama o sabah kardiyosunu da hakkıyla yapıyorum. O ağırlık antrenmanı da içinden geçiyorum. Hala kimsenin yapamadığı antrenmanları yapıyorum ağırlık olarak. Yani demek istediğim, önce bir kendinize hedef belirleyin ve daha sonrasında bu hedefe kendinizi %100 verin, anladınız mı? %100'ünüzü verin. Her gün elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Her gün sabah uyanıyorsunuz. Yine kendime örnek vereceğim. Sabah uyanır uyanmaz benim yapmam gereken şey, şu an yağ yakım dönemindeyim, limonlu su içmek. Limonlu su içip, lekantimi içip kardiyoya koşmak benim yapacağım en iyi şey. Ne yapıyorum? Uyanır uyanmaz limonlu suyumu içiyorum. Hemen lekantimi içiyorum. Sıkı giyiniyorum. Bu arada yarım saat, bir saat geçiyor. Ve kardiyoya çıkıyorum. Güne en iyi şekilde başlıyorum. O kadar sıkı giyinmişim. Hava soğuk. Lekantimi içmişim. Kahvemi içmişim. O kadar uğraşmışım. Sabah sıcak yatağımdan erken kalkmışım. Kardiyoya gitmişim. O kardiyonun anasını ağlatırım, anladınız mı? O kardiyonun kötü geçme ihtimali yok benim için. Yani size kendimden örnek veriyorum ama kendi hayalinize göre uyarlayabilirsiniz. Eğer başka neden örnek vereyim? Eğer iyi bir iş sahibi olmak istiyorsanız atıyorum bir iş adamı olmak istiyorsanız başka iş adamlarına bakın. Yani şunu demek istiyorum size, arkadaşlarınızla takılmayın. Özellikle karı kız. Bakın size yemin ederim, günde aldığım en fazla mesaj, abi senin çok kız arkadaşın vardır, abi çok yakışıklısın, abi bilmem ne. Sakın yanlış anlamayın, çok yakışıklısın falan diyorum. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben asla kendimi öyle beğenen, öven birisi değilim. Sadece örnek veriyorum, size bir şeyler anlatmak istiyorum. İnanın bana, konuştuğum bir tane bile kız yok. Konuştuğum bir tane bile kız yok. Zaten uzaktan eğitim verdiğim insanlarla ilgilenmekten bir kız arkadaşım olsa ilgilenemem. Onu mutlu edemem. Yani ona vakit ayıramam, anladınız mı? Gerçekten şu an hedeflerimi %100 ilerledim, anladınız mı? Hedeflerimi %100 kilitlendim. Kızları boş verin, arkadaşları boş verin. Sizi hedefinize saptıracak olan negatif, etrafınızdaki negatif insanlardan uzaklaşın. Etrafınızdan boş verin. İnanın bana, kaybedecek hiçbir şeyiniz yok. Hatta kazanacak çok şeyiniz var. Sıradan insan olmayın dostlarım. Sıradan insan olmayın. Gerçekten herkes her şeyi başarabilir. Ben buna eminim. Herkesin bir yeteneği var. Önemli olan bu yeteneği bulup, bu yeteneği nasıl paraya çevireceğini bulmak.
Sonra zaten inanın bana hayat bayram oluyor dostlarım. Önce yeteneğinizi bulun. Sonra zaten çok böyle mutlu bir şekilde ilerliyorsunuz. Her şey böyle çok güzel oluyor. Bir tane Instagram postumda bir videom var. Bu arada bunu söylemeden başka bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bana diyeceksiniz ki ulan altında araba var, bilmem ne var, her şeyin yerinde falan filan. Dostlarım ben ilk YouTube'a başladığım zaman size yemin ederim, bakın size yemin ederim, iPhone 5 telefonum vardı ve 16 GB'tı. Ve hani iPhone 6'nın 16 GB'ına benzemez iPhone 5'in 16 GB'ı. İki tane uygulama yüklediğin zaman zaten kota bitiyordu yani, başka hiçbir şey yapamazdın. İki tane uygulama yüklüyordum ve sadece 1 dakikalık video çekiyordum. Tam tamına YouTube'a 300 tane video çektim. Şu anda tam güncel olarak 300 tane videom var. Ve son 2-3 ayı saymazsak 12.000, 13.000 abonem vardı. 2-3 ayda bayağı bir arttım. 12.000, 300 video ve 12.000 abone ne demek biliyor musunuz? Başarısızlığın dibi demek. Ama ben ne yaptım? Devam ettim. Çünkü seviyorum, anladın mı? Devam, 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 sonuna kadar devam. Çok fazla küfür ettiler videolarıma bakın. Herkes bana küfür etti dostlarım. Bilenler çok iyi bilen. Herkes küfür etti. Şu anda aldığım mesajlara inanamazsınız. Dün aldığım iki tane mesaj söyleyeceğim. Bakın şu anda inanın bana bu videoyu hiç hazırlanmadım. Şu anda araba kullanıyorum. Bir abiyle video çekmeye gidiyorum. Asla hazırlanmadım. Aldığım iki tane mesajı söyleyeceğim. Bir tanesi çok eskiden beri beni takip eden, yani böyle profil fotoğrafını hatırlıyorum, kullanıcı adını hatırlıyorum Instagram'dan. Ahmet Hız diye bir tane çocuk. İzliyordur kesin bu videoyu. Kesinlikle arkadaşım değil, herhangi bir şeyim değil. Ve dün bana yazdı ki, İbrahim kardeşim eskiden sana çok fazla sövüyorlardı, çok fazla boş konuşuyorlardı, ama şu anda çoğu senin hayranın oldu ve işte gerçekten başarıyorsun gibi bir mesaj atmış. Gerçekten çok hoşuma gitti. İkinci beni mutlu eden dün aldığım mesaj da şu. Bir tane abi yazmış. Abi diyorum çünkü 35 yaşında olduğunu belirtmiş. Oraya resmen yazdığını size söylüyorum. 35 yaşındayım. O kadar fazla insanla konuştum. O kadar fazla insanla diyalog halinde oldum iş gereği. Ama senin kadar akıllı bir insan, senin kadar her şeyin farkında olan bir insan, senin kadar devamlı pes etmeyince bir şeyleri başarabileceğimizi bize gösteren bir insan görmedim yazdı. Ben onu bir gördüm. Ben dedim, oha dedim ya. Adam hemen yazdım, abi estağfurullah falan. Yani dedim, estağfurullah yazdım. Başka kelimeler ağzımda düğümlendi. Yani dostlarım size bu konuşmayı kısa ve öz bir şekilde özetleyeceğim. Kendinize bir hayal bulun. Hayalleriniz daima büyük olsun. Yıldızları hedefleyin. Iskalasanız, ayı hedefleyin. Iskalasanız bile zaten yıldızların arasına düşeceksiniz. Bir hedef bulun kendinize. Bu hedefinizle %100 devam edin. Neyi seviyorsanız. Bakın futbolcu olmak olabilir. Ne bileyim iyi bir meslek olabilir. Bir vücut geliştirme sporcusu olabilir. Her şey olabilir dostlarım. Her şey olabilir. Kendi sevdiğiniz işi bulun. Dediğim gibi bir e-spor da olabilir. Yani bilgisayar oyunu da olabilir. Başka söyleyecek bir şey bulamıyorum size. Şunu söylüyorum son olarak. Hiçbir motivasyona ihtiyacınız yok. Motivasyon kendinizsiniz. Eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız zaten inanın bana hiçbir motivasyona ihtiyacınız olmuyor. Size diyorum ki 300 tane video çektim. 300 video. 300 video ne demek biliyor musunuz? 300 konu başlığı, 300 hazırlanma, 300 zaman ayırma, 300 edit, 300 videoyu düzenleme ve şöyle de şeyler geldi başıma. O videoları kaybettiğim oldu. Başka videolar çekip videoları kaybettiğim. Dediğim gibi telefonum iPhone 5'ti ve bazı videoları silmek zorunda kaldım. Yani çok iyi videolar sildim ki daha iyi olanı yayınlamak için. Yani dediğim gibi çok olumsuzluklar geliyor başınıza, bunu da söyleyeyim. Önemli olan o olumsuzlukları yenmek ve inanın bana başaracaksınız. Bakın her insan başarır. Tek bir tane şart var. Bakın başarmanın tek yolu ne biliyor musunuz? Devamlılık dostlarım. İyi, kötü, çirkin. Devamlılık. Devam edeceksiniz. Sadece devam edeceksiniz dostlarım. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Kendinize çok iyi bakın. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Vanne Yıldırım Instagram hesabım açıklamalar kısmında yazıyor. Sizden bir şey isteyeceğim son kez. Eğer motivasyon sahibi olmak istiyorsanız
benim diğer videolarıma bakın. Diğer videolarımdaki cılız halime, tecrübesiz halime, konuşamaz halime bakın. Ne kadar yol kat ettiğime bakın. Şu anda yani ben videoda değilmişim gibi, normal bir arkadaşımla konuşuyormuşum gibi. Kaybedecek hiçbir şeyiniz yok dostlarım. Kendinize bir hedef belirleyin ve bu hedef için devam edin. Peace out.